Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine bu sohbette Pınar'ın kaynağından programımıza devam edeceğiz. İnşallah bu program Pınar'ın kaynağından programlarımızın 202'si olan 202.'si olacak. Maşallah. Bayağı ileri gitmişiz öyle. Sayıları bile büyütmüşüz. Bu sohbete bir defa Fahri Baş beyefendinin sorusuyla başlıyoruz. Uzunca bir olayı anlatmış ve isteğini de iletmiş. Evet. Kardeşimiz Hakkı amca selamlar. Umarım iyisindir. Sağlığın, sıhhatin yerindedir. Teşekkür ediyorum. Daha önce meal ve diğer kitaplarından istemiştim. Mustafa amca aracılığıyla iletmiştin. Çok teşekkür ediyorum. Çevremdeki insanlarla sürekli Kur'an hakkında konuşuyoruz. Birbirimizi aydınlatıyoruz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Devamını dilerim. Çok güzel. Ancak çoğu yerleşmiş kulaktan duyma inancı bırakamıyor. Evet, bu biz sizin muhatap olduğunuz arkadaşlar da değil. Ülkemizin, dünyadaki insanların genel problemi bu. Sadece sizin yaşadığınız bir şey değil Sayın Fahri Baş kardeşim. Herkes sıkı sıkıya atalar dinine sahip. Allah'ın dinine, Kur'an'daki dine değil de ondan bir türlü vazgeçemiyorlar. Normal. Bugüne kadar tüm konularda sorunsuz açıklamalarla karşı tarafı çaresiz bırakacak şekilde vazifemi yerine getirdim diye umuyorum. Çok saçmaladıklarında dilim biraz sertleşiyor. Umarım Allah beni affeder. Evet, tevbe edersen, durumu değiştirirsen, tartışma, nasihat, tebliğ metotlarını Kur'an'a göre değiştirirsen, bu dönüşü yaparsan hiç şüphe etme. Allah seni affeder. Anlatacağım. Ancak Kurban Bayramı öncesi girdiğim tartışmada Kevser suresini senin mealinde çok güzel açıklarken bir arkadaşım bana Haç 34-35 ayeti gösterdi. Defalarca dinledim. Senin yayınlarını tam anlamıyla anlayıp mutmain olamadım. Çok güzel. Allah bir rızık olarak verdiği hayvanların üzerlerinde onun adını analım diye bir kulluk biçimi yaptık diyor. Ve bu şu anki kurban ibadeti inancını destekler görünüyor. Ben işin içinden çıkamadım. Senden yardım istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Ellerinden öperim. Fahri Baş. Allah razı olsun kardeşim. Yaşadığı sorunu anlatmış. Çabalarını anlatmış. Burada saygıdeğer kardeşimiz güzel tartışmalardan hani bahsediyor. Ne güzel. Müslümanların hatta tüm insanların tartışması, münakaşa etmesi ne kadar güzel bilir misiniz? Tartışma dediğimiz zaman hep böyle birbirine saldırma, kavga, gürültü falan anlaşılır. Halbuki değil. Herkes elindeki değeri terazinin kefesine getirip koyacak. Ve ikisinden hangisinin ağır bastığı görülürse o tercih edilecek. Ha. Nasıl mesela diyelim ki Firavun bütün bilginlerini topladı Mısır'da biliyorsunuz. Musa ile tartışmaya geçtiler. Bir tarafta onlarca, yüzlerce bilgin, bir tarafta Musa.
fikir teatisini, fikirleri, tezleri ortaya bir attılar. Musa'nın tezleri ağır basınca tartışma tarttılar hepsini al. Hepsi birden Musa'dan yana oldular. Musa'nın tebliğ ettiği dine, imana sahip çıktılar. Firavun öbür tarafta hıncından hani gerekeni yaptı. Evet, tartışma güzel bir şey. Bizim Türkçedeki tartışma dedim mi? Kavga etmiş, birbirine hakaret etmiş. Yok, tartışma değil. Bu söz ve eş anlamlı şekilde bir sözcüğümüz daha var bizim Arapçadan gelen. Münakaşa. Yine ya duydum onlar münakaşa etti. Yani kavga etti anlamında bir şey yok değil. Münakaşa da nakışlama demek. İşte halde önüne bir şey ham vazoyu kildatıya alırsın. Artık birisi bir tarafına bir nakış kor, öteki ona şey ortak bir nakış üretmeye, çok güzel bir eser yaratmaya münakaşa, nakış işleme denir. Evde işlerimiz, hanımlarımız, kızlarımız güzel güzel oyalar işler, nakış. Güzellik üretirler. Halı kilim desenini üretirler. Resim yaparlar. Heykel yaparlar. Bunun her biri nakıştır. Ve en güzeli ortaya çıkarmaktır. Ve bizim bildiğimiz cinsten, yani pratikte kullandığımız cinsten değil. Evet, kardeşimiz de öyle olmuştur ama bir ara ne diyor? Sertleştiğinden bahsediyor. İşte gerek görmüyordum ama bu sertleşme konusu olunca ister istemez Kur'an bağlamında Kur'an'ımızdan bir bölüm yani bu böyle nasihat etme, tartışmadaki usul, münakaşadaki usulü, fikir teasisindeki usulü Kur'an'ımızdan 5-10 ayetle kısa bir geçiş yapayım istiyorum. Bunu daha önce uzun uzun hani anlatmıştım. Bunu çoğu herkes bilir. Şimdi bunları niye şey yapıyoruz biliyor musun? Buna neden gerek duyuyoruz? Onu anlatayım. Çünkü Rabbimiz bize ilim sahibi olmadan tartışmayı, fikir sahibi olmayı yasaklıyor, kınıyor. Daha önce hani böyle çok anlattım. Ali İmran suresinin 65-66. ayetlerinde özellikle Yahudilerin, bilgin geçinenlerin, ehli kitap, Hristiyanların papazları vesaire onlara ey ehli kitap, Tevrat ve İncil kendisinden sonra indirildiği halde İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Tartışmadan bakın. İşte siz bunlarsınız. Biraz bilginiz olan şeyi hakkında tartıştınız. Peki hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir siz bilmezsiniz. Evet. Cenab-ı Hak bize şunu şey yapıyor. Bütün evrene, bütün insanlara genel bir mesaj. Evet. Bilgi o edinmeden, bilgi sahibi olmadan tartışmaya girmeyeceksin. Bilgin varsa tartışmaya gireceksin, münakaşaya dahil olacaksın. Bilgin yoksa o konudan uzak olacaksın, oraya girmeyeceksin. Bilgin olmazsa. Bilgisizliğin şey ne? Saçmalamadır. Ve Yunus suresinde de buna zan diyoruz biz, öyle mi? Ve onların çoğu ancak bir zanla uyarlar. Şüphesiz ki zan, haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Tamam. Evet. Ve Allah yine bir başka ayette ve hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Şüphesiz kulak, göz, gönül bunların biri ondan sorumlu. Her biri ondan sorumludur. Evet. Öyleyse bilgileneceğiz. Bilgimizi de teraziye koyacağız, tartışacağız. Olay bu kadar basit. Öyleyse, şimdi Allah bize bu tartışmalardaki adab ve erkanı nasıl şey yapıyor? Tamam. Birincisi, bakın şimdi burada
En büyük hata müminler, Müslümanlar, özellikle gençler arasındaki şeylerde ne var? Ellerindeki kullandığı malzeme. Malı ne? Piyasaya ne sürüyor o? Yani hani dedik ya, bilgi sahibi olacaksın, oradan fikir sahibi olacaksın da elde ettiğinde Müslüman için Furkan 52. Orada ne der? Öyleyse kafirlere itaat etme ve onunla, yani Furkan ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat yap. Münakaşa, münakaşa cihat Furkan ile, Kur'an ile olacak. Çünkü bu Allah'tan geldiği en sağlam bilgidir. İşte bazıları hani tartışma görürsünüz, hani böyle bir şey yaparken. Bence, bana göre, müminlerde o yok. Furkan'da her şey, o münakaşa Furkan'dan olacak. Furkan ile olacak. Yine Kaf 45'te, biz onların söylediklerini daha iyi biliriz ve sen onların üzerinde zorlayıcı değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Evet. Onu da bildik. Evet. Şimdi oradan geçiyoruz başka bir şeye. Tartışmada uslup ne? Taha 44'te, bunu burada belirteyim. Cenab-ı Hak, biliyorsunuz, Musa peygamberi elçi yaptı. Kardeşi Harun'u da ona vezir, sekreter yaptı. Hadi marş marş Mısır'a, Firavun'un karşısına gidin dedi. Evet. Orada onlara tartışma üslubunu da, yöntemini de emretti. Ne o? Her ikiniz gidin Firavun'a. Şüphesiz o azdı. Sonra ona öğüt alması ve saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürpermesi için yumuşak söz söyleyin. Yumuşak, sertlik yok. Evet. Firavun'a bile sertlik yok. Şimdi Ali İmran 159'da peygamberin bir şeyi var, övülüşü var. Peygamberimizin bu bir uygulamasından dolayı. Ne o? İşte sen sırf Allah'ın rahmeti sebebiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürek kat eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Bu kadar. Bakın, Allah'ın rahmeti sayesinde diyor, lintelehum, onlara yumuşak davran. Hangi rahmet? Allah, şimdi bu Ali İmran suresi çok medeni sure, Taha Mekki. Daha önce peygamberi Allah Taha suresindeki bu ifadeyle, yani Musa, Harun'un Firavun'a gönderilmesinde gönderirken verdiği emri peygambere öğrettiğinden dolayı Allah'ın rahmeti bu. Bu ince davranışı, bu siyaseti peygamber kimden öğrenmişti? Allah'tan öğrenmişti. Evet. Şimdi başka şeyler. Ve şimdi Fussurat 33-34'te ve Allah'a çağırıp, yakarıp, salihi işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Evet, yani bir insanın övüneceği bir şey varsa müminliğidir, imanıdır. Malı, mülkü, çevresi, makamı, mevkii falan değildir. Ve güzellik, iyilik. Bakın, güzellik, iyilik eşit olmaz. Kötülük de eşit olmaz. Şimdi burada elde. İyiliğinde dereceleri var. Kötülüğünde dereceleri var. Az kötü, çok kötü, daha kötü, daha kötü. Ve böyle hiçbir zaman için bütün kötülükler tek düzeyde, tek şeyde, o nitelikte olmaz. İyilik de öyle olmaz. Ha. Öyleyse bak, burada kötülüğün en güzel şeyle sav. Sen hani kötülüğü iyilikle savacaksın ama iyinin hani basitiyle değil de en iyisiyle savacaksın diyor Cenab-ı Hak. Bak, en iyisiyle. En iyisiyle. Malzeme olarak en iyisini kullanacaksın. Evet.
Nisa 63. İşte onlar Allah'ın kalplerindeki bildiği kimseler. Artık sen onlardan mesafelen ve onlara öğüt ver. Ve onlara kendileri hakkında tebliğ, yani deli, derinden etkileyecek güzel söz söyle. Ha, sözde de etkin, deli, yani herkesin seveceği cinsten güzel şeyler söyle. Şimdi burada, yani bu konularla ilgili daha önce çok uzun bir program yapmıştım böyle şey olarak. Hep ince, nazik şeyler var. Mesela Meryem suresinde İbrahim peygamberin müşrik babasına hani öğüt verirken hep babacığım, babacığım dediğini görüyoruz. Sonra yine şöyle söyleyeyim. Lokman suresinde de Lokman'ın hani oğluna yavrucuğum, yavrucuğum, yavrucuğum dediğini de biliyoruz. Allah bunları bize böyle şey yapıyor. Şimdi bir de yine değişik ayetlerde yani biz hemen karşımıza aldığım bir kişi var ya, ona hemen bütün bilgileri hemen bir anda empoze ediverelim. O beynine yussun, hemen dine imana gelsin, bizim dediğimizi kabul etsin. Böyle bir şey yok. Şimdi Cenab-ı Hak onlara açıkça ne diyor? Bu yüzden sen kafirlere Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenlere mühlet ver. Onlara azıcık zaman tan, bir fırsat ver. Dilden olmaz. Hani bir ne var? Hani şöyle söyleyeyim burada. Yani yeni doğmuş bir çocuğa basarsan pirzola, biftek, hani baklava, börek, onu boğar öldürürsün. Öyle bir şey yok. Zaman tabi. Kur'an bile mükellef insanları muhatap alan Kur'an bile evet yani bir anda değil 23 sene gibi evet 23 sene gibi bir zaman dilimi içerisinde geldi. Ha, bir de bu konularda ne var? Muhatapları iyi seçeceksin. Evet, muhatapları iyi seçeceksin. Şimdi nasıl seçeceksin? Cahillerle de muhatap olmayacaksın. Şimdi şunu söyleyeyim de ondan sonra Ahzab 70. Ey iman etmiş kimseler, Allah'ın korumasına da girin ve sağlam belgeli söz söyleyin. Sağlam belgeli kavlen sedide. Evet, belgeli konuşacaksın. Hiç kafadan atma şey falan filan şey söz konusu olmayacak. Peki başka hani cahillerle şey var. Ne var burada? Peygamber yine Allah'ın rahmeti sayesinde gelenlerden şey yapacağız. Müzzemmil 10-11'de ne diyordu? Mekke müşrikleri böyle hani tartışmadan kaçtılar, hani üzerine saldırdılar, dövmeye, sövmeye falan her şeye böyle yaptıkları bir dönemde onlara Allah ne dedi? Onları söylediklerine, söyleyeceklerine de sabret. Ve güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl. Ha. Döverek, söverek, kalktırarak ayrılmak yok. Yine ince, bir daha buluşuruz, bir daha görüşürüz. Bu konuyu var ya, bir daha toplandığımız zaman siz de çalışın, ben de çalışayım. Böyle bunu yeniden müzakere edelim gibi. Güzel, hoş, ayrıl. Beni ve nimet sahibi yalanlayıcıları baş başa bırak. Birazcık süre tanı onlara. Evet, o da süre tanı. Ki peygamber Mekkeli müşriklere hep süre tanıdı. Kiminin oğlu, kiminin kızı, kiminin kendisi. Sonradan da hep iman ile müşerref oldu. Şimdi yine bir şey de Furkan suresinin 63. ayetinde İbadurrahman Allah'ın kulları yani tam Allah'ın öğretilerini, düsturlarını özümsemiş kimseleri överken onlara şöyle bir ifade kullan. Onlar cahillerle hitaplaştıkları zaman, karşılıklı böyle hani tartışma yaptıkları zaman cahillerle. Bakın cahillerle onlara galu selam. Selam der geçerlidir. Selam değil de Allah sana imanı nasip etsin içerisinde. Müslümanları nasip etsin. Allah sana esenlik versin, fırsat versin, bu sözlük hepsini. Yani baştan savma değil yani. Böyle bir talep yani, böyle bir şey var. Evet ve tabii ki cahillerden de mesafeli ol ayetleri hep var. Şimdi bunları şey yapacağız. Bir de şöyle bir şey var. Yani burada hani tartışırken
muhatabı da iyi seçmek lazım. Onu da şöyle size espriniz olsun, onu belirteyim. Mesela nasıl bir şey? Şimdi ben size onu bir şey örneğiyle vereyim. Doğu Hint masallarından bir şey. Kurtla uzun kulak çimende, çayırda, böyle bir gölün kenarında tartışıyorlar. Uzun kulak diyor ki bu çimenler sarı. Kurt da diyor ki hayır, bu yeşil. Zaten suyun kenarında yeşil. Sarıydı, yeşildi tartışırlarken oradan ormanlar kralı aslan geçiyor. Dinliyor. Gelin bakayım. Niye tartışıyorsunuz? İşte böyle kurt anlatıyor. İşte bu tuttu. Bu çimenlere sarı dedi. Ben de yeşil diyorum. O da savunuyor. Yok bu sarı, hala yeşil diyor falan filan derken aslan kurta diyor ki git seni diyor. Yani 3 ay diyor hapis verdin. İninden mağarandan çıkmayacaksın diyor. Onu yolluyor. Bitiyor kavga. Tartışma bitiyor. Bak tartışma diyorsa, halbuki tartışma değil, kavga yani böyle. Neticede sonradan aslan kurtun yanına varıyor. Kurt hemen savunmaya geçiyor. Yoksa kralım diyor, sizde diyor o uzun kulak gibi çimenlerin sarı olduğunu iddia ediyorsunuz. Yok diyor. Çimenler yeşil diyor. Ben niye cezalandırdım diyor. Seni uzun kulakla tartıştığın için cezalandırdım diyor. Yoksa tezin yanlışlığından değil diyor. İşte bir de değerli dostlar, değerli kardeşlerim, herkes de bunun şöyle söyleyeyim, tartıştığı kişinin niteliğini de dikkate alsın. O zaman ne diyecek? O şeye göre galü selama. Selam diye de işi zamana bırakacak. Ha. Evet, şimdi bu konularla ilgili daha hani şeylerimizde çok çok uzun anlatılar var. Şimdi geldik, yani bunları kısa şey yaptıktan sonra geldik şimdi neye? Kardeşimizin Haç suresi 34-35. ayetlerdeki konusuna. Diyor ki oradaki meallerde bunu şey yaptığımız zaman bu yani klasik anlayıştaki kurbanı çağrıştırıyor. Bunu nasıl anlayacağız demiş. Onu sormuş. Şimdi gelelim o konuya. Şimdi biliyorsunuz kurban kendisiyle Allah'a yaklaştırılan şey demek. Bu da iman ve salih amel olduğunu daha önce ben onu çok anlattım. Böyle hayvan kesmek, böyle özellikle kurban bayramı diye bir şeyin olmadığını, hatta peygambere fatura edilen bir yalan olduğunu, o peygambere hani o peygamberin işte Allah bana bu hayvan kesme gününü bayram olarak verdi diye Allah'ın verdiğini anlattığı bir rivayet var. Bunun yalan olduğunu, yani peygamberin adına böyle bir yalan söylendiğini, Allah'ın vermiş olduğu emirlerin hepsinin Kur'an içerisinde var olduğunu, Kur'an'ı baştan sona arayacak olursanız da Allah'ın böyle bir emrinin, böyle bir lütfunun olmadığını herkes bakabilir, görebilir dediğimi herkes hatırlıyor. O öyle bir şey yok. O Kevser suresindeki ben har, nahır falan filan onlar tamam dedi. Sıkıntıları arkaya direnç göster anlamındadır. Yoksa peygamber o şekilde karnını bile doyuramazken hayvan kesecek, kurban kesecek öyle bir ortama da öyle bir imkan da yoktu. Onlar yani biz bunları çok şey yaptığımız için kısadan geçiyorum. Ama gelin şimdi bu Haç suresinin yani ayet grubunu, oradaki paragrafı şöyle hep beraber bir gözden geçirelim diyeceğiz. Şimdi birincisi, burada yani bu konuda Mushaf'ın tertibinde bir gerçeğe aykırılık var. Şimdi yani bakın o paragrafın içerisinde veyahut da o pasajın içerisinde bir şey var. Ne var? Şimdi
Teknik olarak 36. ayet paragrafın başında, ondan sonra 32-33, sonra 34-35, daha sonra da 37 gelmesi lazım. Teknik olarak öyle. Yani şimdi teknik olarak 36. ayet 32-33'ten önce gelmesi lazım. Çünkü 32-33'te 34-35'te yani 36. ayetlerdeki açıklamalara bağlantı verilir. Yani zamir bağlantıları geleceğe değil, geçmişe verilir teknik olarak. Ben bunu tebliğinde uzun uzun anlattım. Şimdi konu o değil. Şimdi biz buradaki gerçeğe şey yapacak olursak, burada konu ne? Burada iki tane konu var üzerinde duracağımız. Birincisi ne? Birincisi bu paragrafta, bu pasajda müminlere anlatılan, emredilen şey kurban değil. Kurban değil. Hediye. Hediye neydi? Hac ibadeti yapan kişilere, dünyanın her tarafından toplanmış tevhid öğrencilerine, Yahudi'den olabilir, Hristiyan'dan olabilir, böyle söyleyeyim, Mecusi'den olabilir, deist olabilir, ateist olabilir, orada toplanıp, oraya toplanan öğrencilerin gıda ihtiyacının temini konusu. Buna hediye deniyoruz. Hediye. Ya tuhafınıza gider. Yani böyle çoğu yani fıkıh kitaplarında falan var ya böyle şeyde. Mesela bize ilk öğretilen Arapça kitapta Nuri'l-İzah diye bir kitap var. Orada kurban bahsi yoktur. Kitabul Hedi'dir. Hedi'den bahsediyor, kurbandan bahsediyor. Onlar bile bunlar şey yapmışlar ama millet hani atalar dinini herkesin kolay kolay böyle hani vazgeçmesi yapması mümkün değil. Hani ne derler 40 yıllık kani olur mu yani falan var ya, bir de bunun tersi 40 yıllık yani olur mu kani hesabı da şey söz konusu olacak yani. Şimdi burada birincisi konu hediye konusu. Milletin kestiği kurban konusu değil. Hediye. O da ne? Hac ibadeti yapacak öğrencilere evet orada yedirilecek gıda. Canlı hayvan. Neden canlı hayvan? Oraya on binler, yüz binler toplanıyor, milyonlar. Ne yiyecek o? Bu gıdayı nerede bulacak? Orada bu tip seferlerde, bütün seferlerde her zaman için en iyi gıda taze gıdadır, canlı hayvandır. Bu kesin. Burada o haşk yapan kişilere, talebelere orada canlı hayvan kesilip taze taze etleri onlara yedirilecek. O gıda. Tamam. Bu da yani oradaki giden şeylerin şeyi değil yani. Hacca gitmiş öğrenciler cebinden ödeyecek değil. Onun Müslümanlar mesela bu hac yani bugüne göre İslam'la şeyde olsa Arabistan'da yapıldığını düşünün. Bizler Türkiye'den, Avrupa'dan, Almanya'dan bu masrafı karşılayacağız yani. Onları biz yollayacağız. Ha. Bugün hani şeyler var. Hani soğutucular var, soğuk hava depoları var, dondurucular var, değil mi? Şoklamalar var vesaire, konserveler var. Bu ayetler geldiği zaman bunlar yoktu yani. Soğuk hava deposu yok, buzdolabı yok, konserve tekniği yok vesaire vesaire. Evet. Ama bir şey söyleyeyim, konserve yok dedim ya. Konserve tekniğini İsa Peygamber toplumuna öğretmişti. Ona ittihar diye yeter Cenab-ı Hak. Ha, onu söyleyeyim burada. Demek ki ama o yörede yok. Şimdi ikinci bir nokta. Birinci neymiş? Hacca giden öğrencilerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması. İkinci ne? İkincisi Allah'ın şiarıdır, şair. Allah'ın varlığına, birliğine, Rabliğine delalet eden şeyler. Ne o? Büyük hayvanlar. Hayvanlar. Büyükbaş hayvanlar. Evet. Oradan bizim ders alacağımız, ibret alacağımız konular varmış. Şimdi ne? Okuyayım ben. Nereden başlıyorum ben? 36'dan başlıyorum. Bakın. Büyükbaş hayvanları da biz onları sizin için Allah'ın varlığının işaretlerinden yaptık.
yaptık. Buyurun, büyük hayvanların incelenmesi lazım. Onlar Allah'ın varlığının işaretiymiş. Büyük hayvan. Büyük baş hayvanlar. Sizin için onlarda hayır vardır. Tamam. O nedenle ön ayaklarının biri bağlı halde keserken, bak bu uygulam, saf halindelerken üzerlerine Allah'ın adını anın. Şimdi Allah'ın anılması. Allah'ın anılması ne? Millet ne diyor? Hani başlayalım. Hayvan kesecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bismillah. Değil. Allah'ı almak neydi? Allah'ı düşüneceksin. Allah'ın verdiği görevler için hazır ola geçeceksin. Ben bunu yaparım diyeceksin. Burada Allah'ın verdiği görevlere bir hazır olma var. Zikir bu. Böyle dille Allah Allah, La ilahe illallah, Allah Allah. O değil. Böyle bir şey yok. Neydi? Düşüncen, Allah'ı düşüncen, Allah düşüncesiyle ilgili Allah'ın verdiği görevlere hemen hazır ola geçip gitmeye kalkacaksın. Evet. Hayvanı böyle şey yaptığın zaman bunu düşüneceksin. Buna vesile olacak. Sonra yanları yere yaslandığı vakit de onlardan yiyin. Tamam. Yiyebilirsin. İhtiyacını gizleyene ve isteyene de verdirin. Böylece biz onları kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödeyesiniz diye size boyun eğdirdik. Sır burada. Koskoca, yani şimdi de eskiden 300 kiloluk, 400 kiloluk da şimdi 1-2 tonluk mesela büyük baş hayvan var. Koca deve var, dana var, tamam mı? Manda var. Ya onlar var ya. Şimdi bize yani bir insana, hatta görüyorsun bir deveyi çocuk çekiyor, bir mandayı çocuk geçiyor. Bu özellik o hayvanda niye var? Allah o küçücük çocuğa veyahut da benim gibi cılız bir insana itaat etmeyi Allah ona nasıl sağladı? Kim sağladı? Neden sağladı? İşte bunu düşüneceksin diyor Cenab-ı Hak. Bakın bu çok çok önemli. Bunu düşüneceksin diyor. Bu kendi kendine olmadı. Nice mesela küçücük diyelim ki sincabından tut, kedisinden, köpeğinden, tilkisinden, çakalından, kurduna, onlardan daha cılız olmasına rağmen onları kontrol altına tutamıyorsun da bu hani mandayı, sığırı, deveyi nasıl kontrol altına sana itaat sağlıyor? Bunu kim yaptı? Bunu düşüneceksin diyor. Ha, bunu Allah yapıverdi ama bunun karşılığı benden bir şey istiyor diyor. Nedir? Şükretmemi istiyor diyor. Yani bana bu nimeti verdi ya, ben de isteyene, isteyemeyene, ihtiyacını gizleyene, gizleyemeyene bunu götürmem lazımmış diyeceksin. Ve götüreceksin. Allah onun için onlara boyun eğdirmiş. İşte böyle. Her kim Allah'ın varlığına işaret olan şeylere saygı gösterirse, bak şimdi ki şüphesiz bu saygı gösterme kalplerin Allah'ın korumasına girmesindendir. Başka türlü olmaz. Evet. Evet, kim ki öyle söyleyeyim gösterirse onu dedik. Sizin için onlarla, onlar da belli bir süreye kadar bir takım yararlar vardır. Sonra bunların barış yeri Beyt-i Atik, eski ev, yani özgür ev ve Kabe'ye'dir. Yani orada ne vardı? İlahiyat öğretim vardı. O öğrencilerdir. Onu kes, şey yap ama esas şeyin varacağı yer de orada. Evet. Ve biz her önderli toplum için Allah'ın kendilerine hayvanların kusursuzlarından rızık olarak verdikleri üzerine onun adını ansınlar diye bir kulluk biçimi yaptık. Ha. Bakın Allah diyor ki, şimdi menasik der burada, menasik mi? Kulluk biçimi. Şimdi Allah bize kulluk görevi olarak ne yaptı? Hacca giden öğrencileri besleyeceksiniz dedi. İşte kulluk biçimi de bu. Onları beslemek. Hayvan kesmek değil. Bakın kulluk biçimi
hacca gelmiş yabancı, İslam öğrenecek, Kur'an öğrenecek, tevhid öğrencileri hani besleme görevi. Ha. Ve bunu diyor hayvanların kusursuzlarından diyor. Cenab-ı Hak behimet-i lemlandır. Yani şimdi Kur'an'daki her sözcüğün çok özel bir konumu vardır değerli kardeşlerim. Yani böyle böyle sınırlı olmasa da ben bu konuyu falan size bir şey yapsam. Oraya gönderdin. Bakın evde kusurlu hayvanı keserse yersin. Nedir bu? Hani ufak tefek hastalığı vardır. Gözü kördür, kulağı kopuktur, boynuzu şey yaptır falan filan. Ama oraya öylesini yollamayın diyor. Orada ne? Orada salgın olabilir. Hastalıklı hayvanı oraya götürürsen, kötü hayvanı oraya götürürsen bu defa ne olacak? Kaş yapacağım derken göz çıkarırsın. Binlerce insanın hastalanmasına, ölmesine vesaire sebep olur. Onun için behimetülüm, kusursuz hayvan diyor, kusursuz. Hani bazen derler ki ondan kurban olmaz, bundan kurban olmaz. Burada yani hayvan kesersen, böyle şey yaparsan burada bir şey olur. Ama orada oraya kusursuz gitmesi lazım hayvan. Evet. Evet, burada kulluk biçimi ve orada Allah'ı anılacak. Herkes Allah'ı öğrenecek, tevhid öğrenecek. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Bakın, haçta ne öğrenilirdi? Tevhid. Allah İbrahim peygambere orayı niye yaptırdı? Tevhid öğretmesi için. Ona neden ezan yaptırdı, ünnetti, çağırttı, gelin buraya burada ibadet, niye şey yaptı? Tevhid için. Hac tevhid okuludur. Yani şimdiki bir turizm falan filan değil. Hac Kabe'ye falan filan gitmek yok. Hac'a nereye gidilirdi? Kime gidilirdi? Hac suresine ne diyor? Sana gelsinler diyordu değil mi? Kabe'ye gelsinler, Mekke'ye gelsinler diye bir olay yok. Hac'ın Mekke'yle bir şey. Oradaki İbrahim'i temsil eden kişi veyahut da kurum neyse hac oraya gidilir. Ha. Orada tevhid. Bak sizin ilahın tek bir ilah. Şirkten milleti şey. O onu ilah. Kim ne yapmış? Malı ilah edilmiş, mülkü ilah edilmiş, bir devlet dairesini, devlet başkanını bilmem, parayı, pulu, kadını, kızı. Bir de kendini ilah edinenler de var. Onu fazla şey yapmıyoruz ama ha. Onlar rahatır. Tek bir ilah var, o da Allah'tır. Evet. O nedenle yalnız onun için Müslüman olun. Allah'ın anıldığı vakit kalpleri titreyen, kendilerine isabet edene sabreden, salatı ikame eden, böyle diyelim, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcayan, Allah'a içtenlikle bağlı olan o kimselere müjdele. Ha. Orada İbrahim eğitim aldığı zaman o olur. Sonra şimdiye geldik 37'ye. Onların etleri ve kanları kesinlikle Allah'a ulaşmayacaktır. Bakın bir şey düzeltiyor. Ha, hayvanla ilgili sakın ha sakın. O şuydu, buydu. Allah'a ulaşmayacaktır. Neydi? Peygamber demiş. Peygamber azzımuda hayâkum feinneha matâyâkum alâs-sırat. Ne? Aa, kurban kestiğiniz hayvanların en iyisinden, büyüğünden yapın. Neden? Çünkü o sırat köprüsü izine sizin binetinizdir. Ona binip geçeceksiniz. Halbuki Allah diyor ki onun etinin, derisinin şu alakası yok. Bak şimdi hayvanın şeyi ne hedefim. Ancak ona sizden Allah'ın korumasına da girme ulaşır. Takva. Allah bana bu kulluk görevini verdi. Bunu bana minsek yaptı, tertemiz bir ibadet yaptı. Ben bu ibadeti yapacağım, bu hayvanı keseceğim, kestireceğim. Orada tevhid öğrenecek, şirkten, küfürden, münafıktan kurtulacak insanların yaşamasına bunu sağlayacağım diye bir şey görev verdi deyip bu iştahla yapacak olursan işte o Allah'a ulaşır. Size kılavuzluk ettiği üzere Allah'ı büyükleyiniz diye o büyükbaş hayvanları size işte böyle boyun eğdirdi. Ha, gördünüz mü? Siz ibadet edemiyor. Onunla kulluk yapasınız diye boyun eğdirdi. Değilse onu hani aslan avlar, kaplan avlar gibi sığır avlardınız dağlardan, taşlardan. Öyle mi? Sığır avlardınız, manda avlardınız, deve avlardınız, avına çıkardınız. Yani böyle avlunuzda, ahırınızda, bilmem şeyinizde falan bulamazdınız. Evet, boyun eğdirdi.
diyor. Boyun eğdirmek ne demek biliyor musun? Musa Karalık'ın diye şey yapar. Hiç değişmeden, gelişmeden size boyun eğecek özellik de yarattı. Ve iyilik, güzellik üretenlere müjdele. Evet. Neyi müjdele? Tabii ki cennet. Şimdi bu ayetlerde, şimdi bak şimdi bu ayetleri getirdiler kurbana. Mensek, haçta kurban kesmek. O mensek, minsek, menasisül. Mensek, minsek, altın, gümüşün hani potadan çıkarıp eritilip saf hali demektir. Saf. En iyi ibadet, en katışıksız ibadet demek mensek. Ha. Şimdi burada o da hacca gelmiş kişilerin en temiz şekliyle yani onlara yedirmek var ya, kulluğun var ya en güzeli, en değerli ibadetlerinden bir tanesidir. Ama bu kurbanla alakası yok. Bakın şimdi bunu kurbana falan çekecek olursanız, şimdi tuhafınıza gidecek ama böyle şey yapayım. Şimdi o hani 36. ayette veyahut da buradaki konuştuğumuz ayetlerde büdün bedene geçer biliyor musunuz? Büyükbaş hayvan demek. Eğer bunu kurbana falan çekecek olursanız var ya koyun, keçi gibi şeyler hiçbirisi şey olmaz. Kurban olmaz. Ama kurbanla alakası yok. Kurban mı demek değil. Kurban, iman, salihat, amel. Ben kurbanı hani Cenab-ı Hak hani kendisine yaklaştırmak, katımızda değerini artırma için hani söylediği şeyler var. Vebtehu ileyhül vesile diyor. Vesile ara. Allah katında derecen olsun diye çareler ara. Onun yollarını ara. Bu da bunlardan bir menasip. Öyle söyleyeyim. Evet, şimdi bunu özellikle şunu söyleyeyim. Yine bizim kavramlar hem internet sitelerinde hem kavramlar kitabımızda yazılır. Mensek, menasik diye onların da ayrımı var. Ha, şimdi burada en büyük şey ne dediydim? Hacıların şeyi bir de Allah'ın varlığına, birliğine işaret olan şeydi. Büyükbaş hayvanların o yapıda yaratılması, ah, ya dedim küçücük bir şey yani bir tavşan hani öyle diyeyim küçücük bir şey bana boyun eğmiyor, teslimiyet göstermiyor ama koskoca bir manda, deve diyelim, sığır bana boyun eğiyor. Niye eğiyor? Kim eğdiriyor? İşte onu bul diyor. Niye? Onu kim eğdirdi? Onu bul diyor. Allah burada kendisine gösteriyor. Onu ben eğdirdim diyor. Buna işte şiar dediğimiz şey şu. O boyun eğdiyse boyun eğmesinin nedeni ilimsel olarak, bilimsel araştırma olarak inceleme onu sen yapacaksın, onu yap. Şimdi şöyle bir şey daha var. Burada hani onu da burada Hac suresinden bu şeylerden daha evvel biliyorsunuz Yasin suresi vardı. Yasin suresinde de şöyle 3 ayetlik bir paragraf var bu konuya ilgili. 71, 73. ayetler. 71, 72, 73. Ne diyorlar? Ve onlar görmediler mi ki? Şiar dedi ya, araştır dediydi ya. Ha. Görmediler mi o hani gafil toplum, duyarsız toplum? Biz şüphesiz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden bir takım hayvanlar oluşturduk da onlar onlara sahip bulunuyor. Evet. Yani hayvanlar evcilleşmiş, sahiplenmesi yine onlar kendi hünleri değil diyor. Onları biz yapıverdik diyor Cenab-ı Hak. Ve onları kendileri için aşağı tutulan varlıklar yaptık. Gördünüz mü? Geliştirmiyor, değiştirmiyor. Ve aşağı tutulan zellel diyor. Böyle zelil kıldık diyor ki onlara isyan etme diyor. Yat diyor yatıyorlar. Göt git diyor gidiyorlar. Yatırtmaya kesiyorlar. İsyan falan etmiyor. İşte, bu yüzden binekleri onlardandır. Onların yiyip duruyorlar. Hem yiyorlar hem binip kullanıyorlar. Bunu kim yaptı? Hayvanların kendi özelliği. Bunu, o özelliği biz verdik diyor canım. Ve onlar da daha birçok menfaatlar ve içecekler var. Hala kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyip nankörlük mü edecekler? Ha, daha faydası var. Etinden, sütünden hani falan böyle bütün şeylerden hala kendilerine faydalanıyorlar. Hala kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyip nankörlük mü edecekler?
Evet, nankörlük mi edecekler? Şükretmeyecekler mi? Yani kendilerine verilen bu nimetlerin bedelini ödemeyecekler mi? Evet, özetle şimdi Fahri Bey kardeşimize şöyle diyelim. Evet, Haç suresindeki o pasaj kurbandan falan bahsetmez. Konusu Haç'taki hediye bir. İkincisi o ayetlerin özellikle o hediyeler anlatılırken bir de insanları Allah'ın şiarına yani Allah'ın varlığını, birliğini ve Rabliğini gösteren noktaların araştırılmasına sevk edilmesidir. İki nokta. Evet, bu sohbeti de burada tamamlıyoruz diyelim. İnşallah başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.